Bugün tüm Türkiye'de cuma namazları kılınmaya başlandı. Biz de sizler için Kayseri halkına duygularını sorduk. Aylar sonra ilk defa cuma namazı kılacaksınız. Duygularınız nelerdir? Heyecanlıyız, özledik cuma namazını. Cumaları buruk geçiyordu. Vallahi bizim için bir bayram havası oldu yani. Bu da bir lütuf yani. Allah istediği kulunu huzuruna çağırıyor, istediğini çağırmıyor. Biz de böyle bir süreçte bir sınava tabi tutulduk. İnşallah kadrini, kıymetini bilenlerden ederiz. Belli bir uzun zamandan sonra böyle cemaatle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Yani insan özlemiş, özlüyor. Gerçekten manevi bir duygu. Yani daha da bilmiyorum. Namaz başlayınca insan biraz daha heyecanlanacak herhalde. Ama yine de şükürler olsun ki yani bugünlerimize geldik. Bu belayı atlattık. İnşallah bundan sonra da böyle bir şey görmeyiz. Namazlarımızı, dualarımızı her zaman için camimizde, ibadethanemizde yapmamızı istiyoruz. Tabii gönülden istiyoruz bunu. Tabii ki yani tüm Müslüman alemi için ve ülkemizde yaşayan tüm Müslümanlar için bir sevinç kaynağı. Cenab-ı Hak inşallah bundan sonra böyle bir virüs belası vermez. Milletimizin üzerinden bir an önce kaldırır inşallah. Ve camilerimizde cıvıl cıvıl yine cemaatine kavuşur. Peki size göre bugün burada alınan tedbirler yeterli mi? Şu anda ben bugün burada görevliyim aynı zamanda. Gereken tedbirler hepsi alındı. Kolluk kuvvetlerimiz var, din görevlilerimiz var. Efendim gereken tedbirler alındı, işaretlemeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde inşallah il müftümüzün kıldıracağı cuma namazıyla bugün cuma neşesini, coşkusunu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Peki maskesi ya da seccadesi olmayanlara maske ya da seccade tedbirini edecek misiniz? Şu anda maskesiz ve seccadesiz gelen arkadaşımız yok. Yedek olarak biz müftülük olarak kendi arabalarımızla temin etmiş olduğumuz maskeler ve seccadelerimiz var. Maskesiz ve seccadesiz gelen kardeşlerimize de bu yardımcı oluyoruz. Aylar sonra ilk defa cuma namazı kılıyorsunuz. Duygularınız nelerdir? Yani gerçekten bugünleri gösteren Allah'ımıza şükürler olsun. Çok sevinçli, mutlu bir günümüz. İnşallah bunun da sürekli vakit namazlarında da gelir. Kılıyoruz. Bugün hava şartları elverişsiz. Bunun hakkında bir şey düşünüyor musunuz? Yani hayır. Zaten kısa bir süre zarfında kılınan bir namaz. Ortam özellikle açık olması da bence sağlıklı olması açısından bir avantaj hepimiz için. Kapalı mekanlardan zaten hepimizin uzak kalması gerekiyor. Güzel bir ortam. Evet, yeterli. Yani Kayseri'de Talas'ta kaymakamlığımızın ve belediyemizin işbirliğiyle bugün burada namaz kılınması karar verildi. Açık alanda olduğu için sosyal mesafe kurallarına da uygun olarak şu anda namazımızı inşallah eda edeceğiz. Alanımız geniş. Mesafeyi de düzgün bir şekilde koruduğumuzu düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmayacak inşallah. Peki maskesi ya da seccadesi gelenlere bir yardım ediyor musunuz? Peki belediyemiz tek kullanımlık seccade veriyor. Karton seccadelerimiz var. Şurada göründüğü gibi. Bu seccadelerimizden veriyor. Ayrıca maskesi olmayan tüm herkese de maske veriyoruz. Bu şekilde de önlemlerimizi alıyoruz inşallah. Bunlar da tek kullanımlık olduğu için namazdan sonra iptal olacak inşallah. Peki sizin duygularınız nelerdir aylar sonra cuma namazı kılınması ile ilgili? Tabii Müslüman alemi için cuma namazı çok önemli. Bu yüzden de biz de heyecanlıyız. İnşallah güzel bir birliktelik olacak. İnşallah Allah Celle Celaluhu Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te kıldığı cuma namazı gibi cuma namazı kılıyor. İki aydan sonra. İki aydan beri kalbimiz buruktu. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki bir cuma namazı eda edecek. Allah kısmet ederse. Allah şu memleketimize, vatanımıza, devletimize güç kuvvet versin. Bu milletimize Allah sağlık versin. Böyle şeylerden de, her şeyden de başarılı gidiyorum. Daha da başarılı olacak. İnşallah selamete de ereceğiz yani. Hamdü senalar olsun. Şu anda 60 gündür içerideyiz yani. Yeni çıktık. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu milletimize diyene. Allah sağlık sebat versin. Hamdü senalar olsun. Hoşçakalın. O kadar mutluyuz ki bugün. Rabbime şonlu şükürler olsun. Bize 65 gün sonra bunu gösterdi bugünü. Allah her zaman namazımızı, camimizi engelleyecek belalardan milletimizi korusun. Bütün insanları korusun. Bugün çok mutluyuz. İnşallah birlikte dua edeceğiz, namaz kılacağız. Seccadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz.
salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapılarına yine bugün bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi ve bilad-i İslam'ı her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Elhamdülillah. Bize bugünleri kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun. Yani çok özel bir duygu, yani anlatılmaz. Gözlerim doldu. Namazda durdum, baktım. Yani camiye girememek bizi çok üzüyor. Yüce Mevlam kula kul olanlardan değil de Yaradan'a kul olanlardan eylesin bizleri. Yani Allah bu günlerimizi arattırmasın. Bir an önce şu virüsten hepimizi kurtarsın. Teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle musibetler bize vermesin. Camilerimizden uzaklaştırmasın inşallah. Ben burada mahsur kaldım. Yurt dışından geldim. Yani aylar sonra diyelim ilk defa cuma namazı kılıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle musibetler olmaz. Peki duygularınız nelerdi bugün cuma namazı ile ilgili? Vallahi çok değişik yani. Nasıl anlatsam? Yani diyorum ya işte aylar sonra ilk defa cuma namazı kılıyoruz. Ve açık havada kılıyoruz. Benim için de bir ilk oldu. Normal şartlarda ben yurt dışında cami görevlisiyim, aynı zamanda yani yönetim kurulundayım. Maalesef 3 aydır dönemiyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendi yerimize, yuvamıza kavuşuruz. Buradaki güzel atmosfer gerçekten çok güzeldi. Hava güzeldi, ortam güzeldi. Rabbim inşallah böyle musibetler vermesin bir daha. Bizleri böyle mağdur etmesin. Sizce bugün burada alınan tedbirler yeterli miydi? Yeterliydi. Çünkü cemaatimiz bilinçli inşallah. Yani nasıl diyeyim, hem güvenlik açısından hem sağlık açısından sorun yoktu. Gördüğünüz gibi ambulans da hazır vaziyette bekliyor. Polislerimiz, güvenlik görevlilerimiz de burada. Bence yeterliydi. Şimdi şöyle, görevimiz bizim hocamla beraber din kültürü ahlak bilgisi öğretmeniz ikimizde. Yani güzel bir duygu. Hele bugünün 29 Mayıs'la birlikte aynı günde olması, meydanın bu şekilde Aldağ'ın eteğinde. Güzel bir gün. Yani duygulanmak elde değil. Yani keşke camilerimiz de açık olsaydı da tüm cemaat omuz omuza bu iş olsaydı. Ama İslamiyet'in gerektirdiği emir gereği de temizlikte, kurallara da uymada, ulul emre itaatte, bunlar da hani bizim için önemli. Yani yine de güzel. Yani buruk bir duygu ama yine de güzel bir duygu. Yani Kayseri gördüğümüz kadarıyla açıkça çarşıya birkaç kez yani gördüğümüzde pek kuralların uyulmadı. Ticarete düşkünlük belki. Yani pek uyulmadı ama hani temizlik açısından, dini kurallar açısından düşündüğümüzde, temizlik olarak düşündüğümüz zaman yine herhangi bir sıkıntı yok ama diğer kurallarda her ne kadar yetkililerin açıklamasıyla sayı az olarak gözükse de belki daha da iyi olurdu diyorum. Şu anda hakikaten çok duyguluyum şahsım adına. Çünkü cuma Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olan bir ibadettir. Burada Müslümanları yeniden bir arada görünce hakikaten ağlamak istedim. Namaz içerisinde de öyleydi. Duygularımı şu anda kelimelerle ifade edemiyorum. Çok mutluyum. Rabbim daha güzelini nasip eylesin. Camilerin içerisinde daha özenli, daha düzenli bir şekilde camilerimize Rabbim bizi kavuştursun inşallah. Allah'a hamdolsun. Tekrardan kavuşturdu cumalarımıza, camilerimize. 74 gün sonra cuma namazı kılmayı nasip etti bize. Vallahi geldim, kalkamıyorum hala buradan. Çok şükür. Hamdolsun bugün bize. Tedbirlerde de sıkıntı yoktu. Gayet mesafeliydi. Her şey güzeldi yani. Çok şükür, elhamdülillah. Bugünlere kavuştuk. İnşallah yakında böyle camilerde de kılmaya başlarız. Yani cuma namazı olsun. Kabe-i Muazzama da inşallah en yakın zamanda açılır. Orada da ibadetler başlar. Bir an önce inşallah bu salgın hastalıktan kurtuluruz. Talas Yeni Doğan Mustafa Muzaffer Camii İmam Hatibi Vekil Kurtoğlu. Yaklaşık 2,5 aydır camilerimizde cuma namazı kılınmıyordu. Cemaat ve vakit namazları da kılınmıyordu. Allah'a hamdolsun bugün itibariyle camimizin yanında bulunan Perşembe Pazarı'nda ilk cuma namazını kıldık. Çok şükür sosyal mesafeye uyarak
öncesinden belirlediğimiz işaretli yerlere cemaatimiz durarak, belediyede daha öncesinden dezenfekte yaparaktan güzel bir cuma namazı eda ettik. Rabbimden niyazım inşallah daha ilerisinde hastalığım daha da azalıp camilerimizde cemaatimizle birlikte cuma namazlarımızı, vakit namazlarımızı eda etmeyi nasip eylesin. Ülkemizi, İslam aleminin tüm insanlığı bu hastalıktan da kurtarsın bir an önce inşallah. Temennimiz bu. Teşekkür ediyorum.